Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden Erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik Yaptık. sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. Yaptık. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gezici Igor Dyatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunlara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını 1990'ların ortalarında Baltimore şiddetle dolu bir şehirdi. Joe Metini adında uzun boylu ve 220 kilo ağırlığında bir adam vardı. Hafta sonları domuz eti ve sığır eti büfesi işletirdi ve insanlar arasında popülerdi. İnsanlar onun hamburgerlerini yemek için sıraya giriyorlardı. İki yıl sonra ise yedikleri hamburgerlerin cesetlerden yapıldığını öğrendiler. Onun birkaç kadını öldürdüğüne, cesetleri parçalara ayırdığına ve barbekü standında mühürlediğine inanılıyor. Böylece müşterilerini kendileri farkında olmadan yamyamlara dönüştürmüştü. Joe Mettini tutuklandığında alkolik babasının aileyi terk etmesi ve annesinin altı çocuğuna bakmak için çift vardiya çalışmak zorunda kalması nedeniyle çocukluğunun pek mutlu geçmediğini söyledi. Yıllarca erkek ve kız kardeşlerini görmemişti ve daha sonra annesini de kaybetmişti. Ama aslında bunlar doğru değildi. Annesi bulunduğu ve uzun zaman önce ailesine yabancılaştığını ve aile hayatının o kadar da kötü olmadığını söyledi. Onu suç işlemeye ve bundan zevk almaya iten öldürücü bir öfkesi vardı. Gençlik yıllarını farklı maddeler kullanarak geçirdi. Babası bir trafik kazasında öldüğünde bir şeyler ters gitmeye başladı. Ve annesi bütün gün bir kantinde garsonluk yaparken o barmenlik ve kamyon şoförlüğü yaptı. Zeki bir çocuktu. Daha sonra orduya katıldı. Almanya'da görev yaptı ve ardından Vietnam'a gönderildi. Orada yasak maddelerle tanıştı. 1994 yılında kız arkadaşı ve 6 yaşındaki oğluyla birlikte Güney Baltimore'da yaşıyordu. Orada yine kamyon şoförlüğü yapıyordu. Bir gün işi gereği uzun bir yolculuğa çıktı. Eve döndüğünde kız arkadaşının çocuğunu da alarak kendisini terk ettiğini gördü. Kız arkadaşı da madde bağımlısıydı ve o zamandan sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Joe daha sonra onun madde satan biriyle şehrin diğer ucuna gittiğini öğrendi. Baltasını alarak onları aramaya gitti ama bulamadı. Korkunç bir öfkeye kapılan adam bir köprü altında karşılaştığı iki evsizi baltayla öldürdü. O sırada yakınlarda oturan bir balıkçı cinayete tanık olunca metini onu da parçaladı. Daha sonra kendine geldiğinde yaptığı işten panikledi. Kanıtları örtbas etmeye çalıştı ve cesetleri nehre attı. Cinayetlerden tutuklandı ve bir buçuk yılını kırsal bir hapishanede geçirdi. Sonunda beraat etti. Çünkü savcı üç kişiyi onun öldürdüğünü kanıtlayamadı. Nehrin suları bütün izleri yok etmişti. Serbest bırakıldıktan kısa süre sonra 1995 yılında şirkette forklift sürücüsü olarak çalıştı ve yakınlardaki küçük bir test merkezinde yaşadı. Metin'i serbest kaldıktan sonra kayıp karısını aramaya devam ediyordu. Hapishanede geçirdiği süre manyağı hiçbir şekilde etkilememişti. Kimberly Spicer adında bir hayat kadını da oralarda çalışıyordu. Metin'i onu karavanına götürüp öldürdü. Daha sonra bir hayat kadınını daha öldürdü. Bu sefer kurbanlarını gömmek veya saklamak yerine vücutlarını parçalara ayırdı. Bir dondurucuda sakladığı ve kullanılmayacak parçaları ise bir yerlere gömdü. Daha sonra ayırdığı insan etlerini sığır eti ve domuz etiyle karıştırıp küçük hamburgerler haline getirdi ve yol kenarına kurduğu küçük bir mangal tezgahından satmaya başladı. Birkaç hafta boyunca insan eti parçaları satmaya devam etti ve cesetlerin kalıntılarını da aynı bölgeye gömdü. Bu süre içinde bölge insanları farkında olmadan katilin cinayet izlerini yok etmeye devam ettiler. Hamburgerlere eklenen fazlalığı kimse fark etmedi. Çünkü anlatılanlara göre tadı domuz etine benziyordu. Et bitince Metin'i baltasını alarak yine ava çıktı ve evsizleri öldürmeye başladı. 10 kişiyi daha öldürerek bu şekilde insanlara yedirdi. Polis Aralık 1996'da Joe Metin'i gözaltına aldığında onun direneceğini ve kavga çıkaracağını düşündü. Öldürmeye çalıştığı bir kadın kurtulmayı başarmış ve onu ihbar etmişti. 200 kilogramdan daha ağır olan bu adam kocaman yumruklarını sallamayı seviyordu. Ancak Metin'i sadece direnmemekle kalmadı, bütün suçlarını oldukça rahat bir şekilde itiraf etti. Oğluyla birlikte kaçan karısını aramaya başladığında, evsizlere ve madde bağımlılarına nasıl vahşice tecavüz ettiğini, nasıl öldürdüğünü ve parçalara ayırdığını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Adam akıl almaz bir nefret ve intikam dürtülerinin esiri olmuştu karısını ararken önüne çıkan birçok kişiyi parçalamıştı ve anlattıklarını ben çok hasta bir insanım diyerek de özetledi. Ancak mahkeme sürecinde asla pişman olmadığını, kurban yakınlarından özür dilemeyeceğini çünkü bunun yalan bir özür olacağını söyledi. Verdiği ifadede ayrıca şunları belirtti: Üzüldüğüm tek şey karımı ve sevgilisini bulup öldürememiş olmamdır. Sonuçta bütün bu cinayetler serisi onları ararken başladı. İntikam duygusu ve öfkem beni insanları öldürmeye itti. Daha sonra kan tadı ve güç hırsı da eklendi. Bir insanı öldürdüğünüzde kendinizi çok büyük hissediyorsunuz. Bütün bunları neden yaptığım konusunda hiçbir mazeretim veya açıklamam yok. Nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum. Sadece bunu yapmayı sevdim. Kurbanlarım için üzülmüyorum. Onlar bu dünya için zaten ölmüşlerdi. Metini yolda yemek yemeyi sevenlere de tavsiyelerde bulundu. Bir dahaki sefere yolda yeni bir lokanta bulduğunuzda, orada pişaneti dikkatlice inceleyin. Bir hamburgeri ısırmadan önce içinde fazladan bir şey olmadığından emin olun. Metini'nin avukatları onun çocukken ihmal edildiğini babasının alkolik olduğunu ve Metin'i 6 yaşındayken bir trafik kazasında öldüğünü, annesinin ev dışında çift var diye çalışarak 6 çocuğunu ihmal ettiğini belirttiler. Metin'i ailesinin onu sık sık koruyucu ailelerle birlikte yaşamak için gönderdiğini söyledi. Metin'i sonunda 3 kadını öldürmekten suçlu bulundu ve idama mahkum edildi. Çünkü itiraf ettiği diğer cinayetleri kanıtlanamadı. Polis ayrıca onu kafası kesilmiş kimliği belirsiz bir cesetle ilişkilendirdi. Ve Metin'e bilinmeyen bu adamı öldürdüğüne itiraf ettikten sonra kalıntılarını bulmaya çalıştı. Joe Metin'e hüküm giydikten hemen sonra jüriye, öldürüp gömmesinden 6 ay sonra kurbanı Katie Stoner'ın kafasını çıkardığını, üzerindeki kurtları temizledikten sonra onunla seviştiğini iddia etti. 2000 yılında idam kararı iptal edildi ve yerine iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 2017 yılında hücresinde ölü bulundu. Kuzuların sessizliği, Teksas katliamı ve sapık gibi filmlere esin kaynağı olmuş, tarihin en ürkütücü seri katillerinden biri. Tam adı Edward Theodore Gain olan bu adam, Ed Gain veya Plainfield kasabı olarak da bilinir. İşlediği korkunç cinayetleriyle dünya çapında bilinen katil, çok sayıda korku kitabı ve filmin yaratılmasına ilham verdi. Gain, 27 Ağustos 1906'da Wisconsin La Crosse County'de doğdu. Zor bir çocukluk geçirdi. Babası George alkolikti. Aşırı derecede dindar bir insan olan annesi, kocasını içten içe küçümsese de onunla dini inançları gereği evli kalmıştı. Tüm ailesinin yaşamaya başladığı küçük Plainfield kasabasının eteklerinde bir çiftlik satın alana kadar küçük bir bakkalda çalıştı. Anne Agasta Gain çocuklarına çok fazla şiddet uyguluyordu. Yine de uzmanlara göre Gain annesini idolleştirmişti. Bir lüteryan olan Agasta, Çocukları dünyanın yozlaştırıcı etkisinden kurtarmak için vahşi doğaya taşındı ve erkekleri çiftlikte çok çalışmaya zorladı. Fanatik anne çocuklara tüm dünyanın sefahat içinde boğulmakta olduğunu ve kendisi dışında bütün kadınların fahişeler ve şeytanın aletleri olduğunu iddia ediyordu. Her gün İncil'in bölümlerini Edward ve Henry'ye okuyor, genellikle eski ahitten ölüm, cinayet ve ilahi ceza ile ilgili ayetlere odaklanıyordu. Utangaç, içine kapanık bir çocuk olan Ed, hızla zorbaların hedefi haline geldi. Sınıf arkadaşları ve öğretmenler bazen nasıl aniden gülmeye başladığını fark ediyorlardı. İnsanlar zamanla onunla ilişki kurmaktan korkmaya başladılar. Daha da kötüsü yeni arkadaşlar edinmeye çalıştığında annesi onu cezalandırıyordu. Yine de antisosyal doğasına rağmen Gain yeterince iyi çalıştı. Özellikle okumada mükemmeldi. Annesini mutlu etmek için elinden geleni yaptı. Ama kadın yine de Edin alkolik babasının izinden gideceğinden emindi. 1940'ta babası George Gain kalp krizinden öldü. Oğulları ailelerini desteklemek için rastgele işlerde çalışmaya başladılar. Her iki erkek kardeş de toplumun dürüst ve güvenilir üyeleri olarak tanınırlardı. Bu yüzden Ede bazen bakıcılık yapması için mahalle çocukları emanet edilirdi. Ancak Ed'in aksine Henry annesinin fanatik tutumunu birkaç kez açıkça eleştirmişti. Henry böyle bir tartışmanın ardından 16 Mayıs 1944'te Plainfield'deki aile çiftliğinin yakınında çıkan bir yangında gizemli bir şekilde öldü. Ed Gein önce ağabeyinin kaybolduğu ihbarında bulundu. Ancak polisler geldiğinde onları ağabeyinin yanmış cesedine götürdü. Cesedin kafasındaki darbe izlerine ve diğer bir dizi tuhaflığa rağmen polis vakayla fazla ilgilenmedi ve olay kaza olarak kayıtlara geçti. Kimi kaynaklar Henry'nin kardeşi tarafından öldürülmüş olabileceğini yazar. Bir başka kaynağa göre ise yangının nedeni kardeşlerin kendileriydi. Çünkü tarlalarındaki gereksiz otları yakarak temizlemeye karar vermişler ancak yangın kontrolden çıkmıştı. İtfaiyeciler alevleri söndürmek için geldiğinde Ed onlara Henry'nin kaybolduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra ise bir bataklıkta boğularak ölmüş bir halde bulundu. Bu olaydan bir yıl sonra Ed annesini de kaybetti. Kadın arka arkaya birkaç felç geçirmişti. O zaman bile ona ezik ve zayıf diyen yatalak Agasta'ya baktı. Yine de biyografi yazarı Harold Schechter'a göre Ed Annesinin ölümüyle birlikte tek arkadaşını ve tek gerçek aşkını kaybetti. Annesinin ölümünden sonra tamamen münzevi bir hayat sürmeye başladı. Daha sonraki yıllarda geyin evin annesinin en çok kullandığı alanlarını çitle çevirdi ve onları bir tür tapınak gibi korudu. Çiftliği hiç terk etmedi. Annesinin tüm eşyalarını olduğu gibi bıraktı. Ölüm kültürüyle ilgilenmeye başladı. Anatomi, Nazi vahşeti mezardan çıkarmalar hakkında kitaplar okudu. Gazetelerin ölüm ilanı bölümlerini seviyordu. Çok geçmeden Gain hastalıklı fantezilerini hayata geçirmeye başladı. 1957'de Bernice Warden adlı bir hırdavatçı dükkan sahibinin kaybolmasıyla polisin dikkatini çekti. Gain kaybolmadan kısa bir süre önce onunla birlikte görülmüştü. Warden'ın oğlunun anlattığına göre annesinin kaybolmasından bir gün önce Gain dükkana gelmişti. Edward'ın mülkünün aranması sırasında polis bir ahırda şerifin ilk başta geyik leşi sandığı parçalanmış bir ceset buldu. Warden 22'lik bir pompalı tüfekle vurulduktan sonra parçalara ayrılmıştı. Evde yapılan mütakip incelemeler sırasında polisler kan donduran görüntülerle karşılaşmaya başladılar yetkililer Geyn'in evinde dört insan burnu, kemik parçaları, insan derisinden yapılmış dokuz maske, insan kafataslarından yapılmış kaseler, insan derisiyle kaplanmış sandalyeler, insan yüzünün derisinden yapılmış abajurlar, insan derisinden bir çöp sepeti, insan bacak derisinden yapılmış tozluklar, meme uçlarından yapılmış kemer, pencere perde bağı olarak kullanılan bir çift dudak, kadın derisinden yapılmış bir korse ve iki kadın cinsel organı buldular. Ayrıca bir kese kağıdının içinde 1954'te kaybolan bir meyhane sahibi Mary Hogan'ın kafası, bir jüt torba içinde de Bernice Warden'ın kafası bulundu. Üstelik buzdolabı insan organlarıyla doluydu. Polis daha sonra Gay'nin ona annesini hatırlatan ölü kadınları mezarlarından çıkarıp eve yığdığını anladı. 1947 ve 1952 yılları arasında Geyin geceler boyunca üç yerel mezarlığa 40'tan fazla kez girmiş, kısa süre önce gömülmüş cesetleri çıkarmıştı. Polise verdiği ifadeye göre 30 vakada eli boş dönmüştü. Çünkü mezarı kazarken kendine gelmişti. Mezar hırsızı annesinin ölümünden sonra cinsiyet değiştirmek istediğini, ölü kadınların derilerinden elbise yapıp giyinerek geceleri ay ışığında dans ettiğini itiraf etti. Buna çılgın travesti ayin ediyordu. Bunları annesine benzemek, daha doğrusu kendi tabiriyle annesi olmak için yaptığını anlattı. Ancak cesetlerle hiç ilişkiye girmediğini, çünkü çok ağır koktuklarını söyledi. Kaydedelim ki bu korkunç ev 1958 yılında duruşmalar daha devam ederken nedeni bilinmeyen bir yangında yok oldu. Evin kundaklandığı yönünde şüpheler vardı. Bu konu Gene e sorulduğunda omuzlarını silkerek "Böyle olması gerekiyordu." dedi. Gene annesine benzeyen iki kadını öldürdüğünü itiraf etti. Ancak akıl hastası olduğunu ve bu nedenle de suçsuz olduğunu iddia etti. 1957'nin sonunda yargılanmaya uygun olmadığı ilan edilerek çeşitli psikiyatri kurumlarına yerleştirildi. Ancak 1968'de savunmasına katılabileceği tespit edildikten sonra Gene yargılanmaya başlandı. Önce Warden cinayetinden suçlu bulundu. Ancak sonradan akli dengesinin bozuk olduğu gerekçesiyle tekrar psikiyatri kliniğine kapatıldı. Ed, 26 Temmuz 1984'te Madison'da kanserin neden olduğu solunum ve kalp yetmezliğinden öldü. Plainfield mezarlığındaki mezar alanı yıllar boyunca vandalları cezbetti. Gain'in kurbanlarını taşımak için kullandığı ve sonradan hortlak arabası adı verilen aracı, bir açık artırmada 760 dolara, yani günümüz kuruyla 5.773 dolara satıldı. Ancak bütün bunlar tüyler ürpertici bir soruyu gündeme getiriyor. Ed Gain gerçekte kaç kişiyi öldürdü? 1984 yılında 77 yaşındaki ölümüne kadar sadece Warden ve Hogan cinayetlerini itiraf etti. Cesetlerin geri kalanı ki polisin evde bulduğu parçaların kırkın üzerinde farklı kadına ait olduğu tespit edildi, hepsini mezarlıklardan çaldığını iddia etmişti. Bu nedenle Plainfield kasabanın kaç kişiyi öldürdüğünü hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bu adamın hayatı sapık, Texas katliamı ve kuzuların sessizliğindeki karakterlere esin kaynağı oldu. İnsanlar uzun yıllar boyunca bu filmleri ürpererek izlediler. Ancak şüphe yok ki onların hiçbiri Edward Gay'nin gerçek hikayesi kadar ürkütücü değildir. 1980'ler ve 90'lar boyunca Washington eyaletinde Green River katili olarak bilinen ve tecavüz ve öldürme amacıyla hayat kadınlarını ve diğer savunmasız kadınları seçen bir canavar dolaşıyordu. Bu adam Seminoğlu, Ramirez ve Dennis Rader'ın toplam kurbanlarından daha fazlasını katletmişti. En az 50 kadını öldürdüğü biliniyor ancak gerçek kurban sayısının 70'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Eğer bu doğruysa bu onu Amerikan tarihinin en hızlı ve en acımasız seri katili yapıyor. Gary Ridgway öldürdüğü insanları eyaletin dört bir yanına sakladı veya gömdü. Zaman zaman onlarla cinsel ilişkiye girmek için geri döndü. 1980'lerin ortalarında Ridgway'den daha ünlü olan Bundy yakalandığında yetkililer hala kaçak olan Ridgway'i yakalamak için aktif olarak çalışıyorlardı emniyet birimleri Ridgeway'in profilini belirlemek için Bundy'nin davranış şeklini ve ruhsal yapısını örnek alarak kullandı. 18 Şubat 1949'da Utah, Salt Lake City'de doğan Gary Ridgway, görünüşte normal bir çocukluk geçirdi. Yine de sorunlu bir aile hayatı vardı. Yakınları Ridgway'in otoriter bir annesi olduğunu ve çocuğun anne ve babası arasındaki birçok şiddetli kavgaya tanık olduğunu ifade etmişlerdir. Çocukluk çağında IQ testi yapılan Ridgway, 82 IQ puanıyla ortalama 6 zeka göstermiştir. Ridgway okul hayatında başarısızdı ve sınıf arkadaşları onu suskun, hemen akla gelmeyecek silik bir karakter olarak tanımlamışlardır. Gençlik yıllarında da sorunları vardı. 14 yaşına kadar yatağını ıslatmış. Annesi bu durumu her öğrendiğinde onu soyup banyoya kadar yürütmüş. Burada ona banyo yaptırmıştır. Bu durumdan önce uzun bir süre boyunca utanmış ancak gün geçtikçe heyecan duymaya başlamıştır. Ridgway'in cinsel ve şiddet fantezilerini bu durumun tetiklemiş olabileceği düşünülmektedir. 15 yaşındayken bıçak yarasının nasıl işe yaradığını görmek için yani sırf meraktan küçük bir çocuğu bıçakladı. Ridgway daha sonra bir psikoloğa bıçaklamakla ilgilendiğini çünkü kendi annesine karşı duyduğu cinsel çekimle savaştığını ve bu yüzden onu öldürmek istediğini söyledi. Ayrıca ilk gençlik yıllarında yatak ıslatma sorunları olduğunu ve yatağı ıslattıktan sonra annesinin cinsel organını yıkadığını açıkça hatırladığını itiraf etti. Her ne kadar kadın Ridgway'in kurbanı olmasa da uzmanlara göre onun katil olma sebebi annesidir. Her cinayetinde annesini sembolik olarak bir daha ve bir daha öldürüyordu. Ancak uzun bir süre Ridgway normal bir yaşam sürdü. 20 yaşında liseden mezun olduktan ve 2 yıl ABD Donanması'nda görev yaptıktan sonra Seattle bölgesine yerleşmeye karar verdi. Orada daha sonra 30 yıl boyunca yapmaya devam edeceği araba boyama işine başladı. Siyat'la yerleşmesinden kısa süre sonra bir hayat kadınını boğarak öldürme ve başka bir taciz vakasından gözaltına alındı. Ancak suçu kanıtlanamadı ve serbest kaldı. Daha sonra cinayetlerin sayısı artmaya başladı. Seri cinayetlerinin ilk kurbanının koruyucu ailesinden kaçan 16 yaşında bir kız çocuğu olduğu düşünülüyor. Temmuz 1988'de çocuklar Seattle'daki Green River'da 16 yaşındaki Wendy Caulfield'ın cesedini buldular. Kız boğularak öldürülmüştü. Takip eden haftalarda nehirde veya kıyıda 4 ceset daha bulundu. Hepsi kadındı ve hepsi de boğularak öldürülmüştü. 15 Ağustos'ta 3 ceset daha bulundu ve olay yerine ilk ulaşan dedektif David Reichert oldu. 31 yaşındaki Marcy Chapman, Sığ suda 17 yaşındaki Cynthia Hintz'in çıplak bedeninin yanında bulundu. Ve çalıların yakınında 16 yaşındaki Opal Mills'in cesedi bulundu. Göğüsleri açıktı, kollarında ve bacaklarında bariz morluklar vardı. Katil genellikle savunmasız kaçakları avlıyordu. Ayrıca Seattle'ın dışındaki Route 99 üzerindeki kamyon duraklarından ve barlardan aldığı hayat kadınlarına da tecavüz ediyordu. Onları arabasına aldıktan sonra önce oğlunun resmini göstererek güvenlerini kazanıyor, ardından onlarla cinsel ilişkiye giriyor, sonra da boğarak öldürüyordu. Bazen ise bunu ilişki sırasında yapıyordu. Seattle Seri Katili daha sonra cesetlerini Green River çevresindeki ormanlık alanlara attı ve bu da onun tüyler ürpertici takma adına yol açtı. Ridgway sigara içmiyor ve sakız çiğnemeyi sevmiyordu. Bu nedenle de yetkililerin kafasını karıştırmak için suç mahallerini sakız ve sigara izmanitleriyle kasıtlı olarak kirletiyordu. Bazen cesedi bir yere bırakıyor, bir süreliğine bekletiyor ve daha sonra sahte bir iz oluşturmak için başka bir yere taşıyordu. Kurbanlarından en az ikisini Portland'a götürmüştü. Ridgway 71 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Ancak bunlardan 49'u kanıtlanabildi. Mahkemeye o kadar çok kadın öldürdüm ki artık cesetleri saklamak zorlaşmaya başlamıştı dedi. Müfettişler kanlı çılgınlığı boyunca görünüşte yumuşak huylu Ridgway'in cinayetlerinden kimseye bahsetmediğine veya iğrenç suçların ganimetlerini saklamadığına inanıyor. Bu süre zarfında Renton'daki Kenworth Truck fabrikasında kamyon boyacısı olarak uzun süre boyunca işine devam etti. Cesetler ilk ortaya çıkmaya başladığında King County Şerif Ofisi suçluyu bulmak için Green River görev gücünü kurdu. Sonra iki yıl boyunca Green River katili 40'tan fazla kadına tecavüz etti ve öldürdü. Breaker Time dergisine artık ne zaman yeni bir ceset bulsak kafama beyzbol sopası yemiş gibi hissediyordum dedi. 1983 buharında 18 yaşındaki hayat kadını Mary Malvar, en son erkek arkadaşı tarafından 30'lu ve 40'lı yaşlarda bir adamla boya yamalı bir kamyonete binerken görüldü. 4 gün sonra polis Ridgeway'i evinde sorguladı. Ancak katil Malvar'ı tanımadığını iddia etti. Kasım ayında polis cinayetler hakkında Ridgeway ile tekrar konuştu. Ancak o kurbanlar hakkında bilgisi olduğunu reddetti. Zaten yetkililerin kendisine herhangi bir suçla ilişkilendirecek kanıtları yoktu. 2003 yılında Ridgway müfettişlere 1983'teki ilk sorgulaması sırasında Malvar'ın kaçmaya çalışırken elinde bıraktığı çizikleri gizlemek için onlarla çitin arkasından konuştuğunu söyledi. Ridgway daha sonra dedektifler gidince üzerlerini örtmek için çizikleri akü asidiyle dağladığını da itiraf etti. Yerel hayat kadınlarıyla olan ilişkisi bilindiği için Ridgway bir kez daha gözaltına alınarak yalan makinesine bağlandı. Yine cinayetlerle ilgisi olduğunu reddetti. Green River katili davasında yetkililerin elinde birkaç sağlam ipucu dışında herhangi bir kanıt yoktu. Bu nedenle de her türlü bilgiye muhtaçlardı ve beklenmedik bir kaynaktan yardım aldılar. Amerikan tarihinin bir başka korkunç isminden. Ted Bundy'den Green River görev gücünün iki üyesi Robert Keppel ve Dave Raycart'tı. Katilin eylemlerinin nedenlerini anlamayı umarak psikologlar ve adli bilim adamlarıyla periyodik olarak görüşüyorlardı. Sonunda araştırmaları onları 1984 yılında Ted Bundy'ye götürdü. Keppel'a göre Bundy aslında soruşturmaya katılmak için gönüllü olmuştu. Keppel, Seattle Polis Departmanı dedektifinden şok edici bir talep aldığını açıkladı. Dedektif, Florida'daki ölüm hücresinden gelen bir öneriyi aktarıyordu. Theodore Robert Bundy, katili bulmak için yardım edebileceğini söylüyordu. O zamana kadar Bundy, cinayet, tecavüz, hırsızlık ve nekrofili nedeniyle birkaç yıldır hapisteydi. 1989'da gerçekleşecek olan infazını bekliyordu. Devam eden davayı basında okuduktan sonra hüküm giymiş seri katil Ted Bundy, Reichert'a davada yardım teklifinde bulundu. Riker's, Bundy'nin idam cezasına çarptırıldığı Florida'ya uçtu. Green River bölgesinde gerçekleşen aynı cinayetlerle talihsiz ama değerli bir kişisel deneyime sahip olan Bundy, bu durumda faydalı olduğunu kanıtladı. Keppel ve Riker için sürekli bir muhatap oldu ve halen aktif olan Seattle seri katilinin psikolojisi, güdüleri ve davranışları hakkında görüşlerini sundu. Riker'a göre Ted Bundy'nin Gary Ridgway ile özellikle düşünme konusunda birkaç ortak noktası vardı. Her şeyden önce ikisinde de pişmanlık yoktu. Ailesi dahil hiç kimseye karşı bir şey hissetmiyor. Bandide ve Ridgeway'de gördüklerim bunlardı. Reichert, New York Times'a yaptığı bir röportajında açıkladığı gibi, Bay Bundy gibi, Bay Ridgeway, cinayetlerini tartışırken ilgi ve kontrol istiyordu ve kendisiyle de gurur duyuyordu. Bir röportaj sırasında Bundy'nin yakalanamayan Seattle seri katilinin büyük olasılıkla cesetlerle nekrofili yapmak için çöplüklerini tekrar ziyaret ettiğini öne sürdüğü bildirildi. Müfettişlere yeni bir mezar bulurlarsa onu gözetlemelerini ve katilin dönmesini beklemelerini tavsiye etti. Bundy'nin teorileri kesinlikle doğru çıktı ve polis onları örnek toplamak ve tutuklama emri için kanıt sağlamak için kullandı. Ridgway'in iki kurbanla birlikte görüldüğü iddia edilen son kişi olması nedeniyle 1987'de polis cinayetlerle bağlantılı olarak evini ve arabalarını aradı. O zaman Ridgway nihayet polise bir tükürük örneği verdi ve bu da daha sonra onu suçlarla ilişkilendirdi. Ancak o sırada yetersiz DNA testi nedeniyle Ridgway 10 yıldan fazla bir süre serbest kaldı. Ellerinde yeni adli tıp teknikleri olan müfettişler, katilin aktif olduğu yıllara ait kanıtları yeniden incelediler. Çalışacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ancak yine de birçok kanıta baktık. Tüm tırnakları işaretler için yıkadık ve hücresel materyal için sürüntüler aldık. Bir kızda kasık kıllarına yapışmış bir miktar sperm bulabildik. Polisin Gary Rijve'yi nihayet tutuklaması 2001 yılına kadar sürdü. 2001 yılında Gary Ridgway, 4 kadını öldürme şüphesiyle tutuklandı ve DNA örnekleri suçlarını kanıtladı. Adli tıp kanıtları daha sonra Ridgway'in suçları sırasında işinde kullandığı aynı sprey boyanın diğer suç mahallerinde de bulunduğunun ortaya çıkmasıyla bu cinayetlerde suçlama listesine eklendi. 30 Kasım 2001'de polis Green River katilinin tutuklandığını duyurdu. İlk cinayetten yaklaşık 20 yıl sonra Şerif Reichert 52 yaşındaki Ridgway'in Green River katilinin ilk dört kurbanıyla bağlantılı olarak tutuklamıştı. Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hintz ve Carol Ann Christensen. 5 Kasım 2003'te Ridgway suçlamaları kabul etti ama kurbanlarının çoğunu hatırlamıyordu. Öldürmek için hayat kadınlarını seçme nedenini ise şöyle açıkladı. Çünkü onları herhangi bir yere götürmek çok kolay. Hemen kayıp ilan edilmeyeceklerini ya da hiçbir zaman kayıp ilan edilmeyeceklerini bu nedenle de yakalanmadan onlardan çok sayıda öldürebileceğimi düşünüyordum. O zamana kadar Ridgway sadece 30 yıl boyunca düzenli bir işe sahip olmakla kalmamış, aynı zamanda 3 kez evlenmişti. Tutuklanmadan önce işlediği suçlardan habersiz olan üçüncü karısı Judith Mawson, kocasının uzun tecavüz, cinayet ve nekrofili geçmişini duyunca tamamen afalladı. Çünkü Mawson'a göre Ridgway mükemmel bir kocaydı. Ve 17 yıl birlikte olmalarına rağmen ona her zaman yeni evlilermiş gibi davranmıştı. Ridgway ise daha sonra yaptığı itirafında karısını da öldürmeye heveslendiğini, fakat sadece yakalanma şansını arttıracağından bunu gerçekleştirmediğini söyledi. Mawson 2010'da bir televizyon kanalında verdiği röportajda, Ridgway ile evlendikten sonra evine yerleştiğinde yerde hiç halı olmadığından bahsetmiş. Dedektifler ise bunu Ridgway'in cesetleri halıya sarmasıyla açıklamıştır. Yine aynı röportajda Mawson'a Ridgway'in neden bazı günler sabah çok erken saatlerde işe gittiği sorulunca, Mawson bunu sözde fazla mesai ücreti almak için şeklinde açıklamış. Daha sonra kocasının cinayetlerini bu sabah saatlerinde işlediği kanısına varmıştır. Mawson evlilik hayatları boyunca hiçbir zaman Ridgeway'den şüphelenmemişti. Yetkililerle görüşene kadar da Green River katili hakkında bir şey duymamıştı. Bunun sebebini ise haberleri takip etmemesi olarak göstermişti. Ancak Ridgeway diğer taraftan Mawson'a gerçekten de aşık olduğunu iddia etti. Ve bilinen cinayetlerin kronolojisine göre evlendikten sonra cinayet sayısı düşmüştür. İtirafının ardından boşanma davası açan Mawson, daha sonra karısı olarak ve onu mutlu ederek birçok hayat kurtardığını hissettiğini söyledi. İşbirliğinden sonra ard arda 48 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra delilleri tahrif etmekten her birine 10 yıl daha eklendi. Bu da toplam hapis cezasını 480 yıl daha uzattı. Daha sonra 2011'de Ridgevine ile bağlantılı 49. bir ceset daha bulundu ve hapis cezasına bir ömür boyu hapis cezası daha eklendi. Ridgevine'ın itiraflarından önce yetkililer birçok kurbanın ölümünü Green River katiline bağlayamamışlardı. Ridgevine'ın itirafı ve yönlendirmeleri polis arama ekiplerini Ağustos ve Eylül 2003'te Avent, Butram ve Malvar'ın cesetlerini bulmaya sevk etti. 21 Aralık 2010'da Salı günü Washington Auburn'daki West Valley otoyolundaki yürüyüşçüler, 2003 yılında Mary Malvar'ın kalıntılarının bulunduğu yerin yakınında bir kafatası keşfettiler. Kafatasının en son 3 Aralık 1982'de Güney 168. Sokak ve Güney Pacific Highway'deki Western Six Motel'den çıkarken görülen Rebecca Marrero'ya ait olduğu belirlendi. King County avukatı Ridgeway'in Şubat ayında resmen suçlanacağını doğruladı. 11 Ocak 2011'de Marero'nun öldürülmesinden de suçlu bulundu ve 49. müebbet hapsini böyle aldı. Tracy Winston'ın kalıntıları Mart 1986'da kentteki Cottonwood Grove Parkı'nda kafatası olmadan bulundu. Winston'ın kafatası Kasım 2005'te Tiger Dağı yakınlarında, vücudunun geri kalanının bulunduğu yerden kilometrelerce uzakta bulundu polis birinin onu olay yerine getirdiğini varsayıyor. Kurbanlardan Sandra Dennis Major, Haziran 2012'ye kadar teşhis edilemedi. Bir aile üyesi Ridgeway hakkında bir TV filmi izledikten sonra King County şerifinden araştırma yapmasını istedi. DNA testleri Major'ın kimliğini doğruladı. Wendy Stevens cinayeti de daha önce bilinmiyordu. Ridgway 20'li yaşlarında beyaz bir kadın olduğunu ve kahverengi saçlı olabileceğini iddia etti. Kalıntıların incelenmesi onun aslında 12 ile 18 yaşları arasında büyük olasılıkla 15 civarında biri olduğunu ortaya çıkardı. Daha sonra 14 yaşında olduğu doğrulandı. Kurbanın iskeletinin analizi çocuğun muhtemelen solak olduğunu ve hayatının bir noktasında sol şakağında iyileşmiş bir kafatası kırığı olduğunu gösterdi. O zamana kadar kimliği belirlenemeyen bir kurban olan bu kız, 2 Ocak 1986'da bulunmuştu. 18 Şubat 1984'te farklı bir bölgede bulunan kalıntılar daha sonra bu kurbanla eşleştirildi. 2003 yılında Ridgeway ölümünün sorumluluğunu üstlendi. Kalıntıların kısmi olması nedeniyle yüzü yeniden oluşturulamadı ve ırkı belirlenemedi. Muhtemelen 1970 ile 1993 yılları arasında öldürülmüştü. Ancak Ridgway onu seri cinayetler işlemeye başladığı ilk 10 yılda öldürüldüğüne inanıyor. Duruşma sona erdiğinde Gary Ridgway o sırada Amerika'daki diğer seri katillerden daha fazla doğrulanmış cinayeti itiraf etti ve genç kadınları öldürmenin gerçek kariyeri olduğunu söyledi. Ridgway Ocak 2004'te Washington eyalet hapishanesinde hücre hapsine yerleştirildi. 14 Mayıs 2015'te Colorado Cannon City'nin doğusundaki maksimum güvenlikli bir federal hapishane olan USP Florence Hay'a transfer edildi. Sekreter Bernie Warner, Ridgway'in cinayet soruşturmalarını açmak için kolayca erişilebilir olması amacıyla Washington'a geri taşınacağını duyurdu. Ridgway, 24 Ekim 2015'te Washington Eyalet Hapishanesi'ne charter bir uçakla iade edildi. Ridgeway Green River katiline atfedilen orijinal listedeki diğer 6 kurbanın cinayetinden de şüphelidir. Ancak suçlanamıyor. Her durumda ya Ridgeway kurbanın ölümünü itiraf etmedi ya da yetkililer şüphelerini güvenilir kanıtlarla destekleyemediler. Af kurulu, geri Ridgeway ve daha hafif suçlardan hüküm giymiş diğer kişiler için ceza indirimini onaylasa bile hapishaneden serbest bırakılırlarsa valiye yine de son söze sahip olacak. ABD'de daha önceki mahkumiyetleri ne olursa olsun herkesin 25 yıl sonra af kurulundan cezalarının indirilmesini talep etme hakkı vardır.